Merhabalar herkese tekrardan arkadaşlar. Ya farklı bir cümleyle giriş yapıyorum. Merhabadan başka giriştir. Uzun zamandır görüşemedik. Bir türlü size bir video çekemedik. Tabii kendimize göre haklı sebeplerimiz var. Herkesin de heyecanla beklediğini zannediyoruz falan. Şimdi Ankara Anlaşması'nın bu 31 Ocak'ta bitme durumu vardı. O yüzden çok ciddi bir yoğunluktaydık. Yani sanmayın ki pılı pırtı topladık. Kaçtık falan sanmayın. O yüzden buradayız işte, karşınızdayız. Çok güzeldi, bizim için çok yoğundu. Hem dosyaları yetiştirmek istiyorduk, başvuruları yapmak istedik. Çünkü 31 Ocak'tan sonrası belli değildi. Çok da fazla başvuru vardı. Talep çok yüksekti. Kimseye de yok yapamayız da diyemedik. Ekibimizi genişlettik. Böyle ciddi, sen anlat istersen neler yapmışız birazcık da. Ben fazla şey girdim. Sen devam et ya, aynen güzel. Güzeldi. Kaç tane bu süreçte? Son bir ayda çok, şimdi rakam vallahi vermeyelim. Rakam vermeyelim ya. Evet. Çok fazla rakam vermeyelim. Ama ben şunu söyleyebilirim. Telefon. Son 10 ayda ben 1000'in üzerinde kişi, aile neyse kişiyle görüşmüşüm diyeyim. Yani 1000'den fazla kişiyle görüşmüşüm. Sadece senin görüştüğün. Ki yani. Bu sadece benim görüştüğüm. Totalde ekibin komple görüştüğü. Aşırı bir başvuru vardı ve aşırı bir yoğunluk vardı yani, evet. Ama evet. Şimdi nispeten normal bir sürece girdi. 31 Ocak bitecek gibi bir durum vardı tabii. Ondan dolayı bir yoğunluk vardı. O riski alamazdık. Yani 31 Ocak kimseye biz ya devam edeceksiniz, boş verin, rahat olun deme riskimiz yoktu. Her dosyaya ayırdığımız vakit de aynı. Yani bunu da kesemezdik. Çünkü aynı kaliteyi sağlayabilmek için. Zamanda 24 saat gündüz dosyalara çalışıyoruz. Akşamları yeni görüşmeler yapıyoruz. Bu yüzden kaliteli ve yeni ekip arkadaşları edinmeye çalıştık. Aynen. Onların da bir test süreci var. İster istemez yaptıkları işin aynı kalitede olup olmadığını her ne kadar tanısak, sevsek de. Ama şimdi çok iyi arkadaşlar biz de ekipte tanımış olduk. Evet. Böylece kendi şeyimizi de genişlettik. Vize ekibimiz bayağı bir genişledi yani. Genişlettik. Vize ekibimiz genişledi. Ama inanın yani çok acayip günlerdi bizim evet, için. Yoğundu. Güzel, hareketli ama güzeldi. Hepsini tabii, de bitirdik. Tabii bir yandan da Study Course tarafı var. Yani izleyenler bilirler, kanaldan da görürsünüz. Bizim asıl işimiz eğitim. Yani 8 ülkeye Türkiye'den öğrenci gönderiyoruz. Ve bizim vize ekibimizin iyi olması lazım. Çünkü biz vize alamazsak para kazanamıyoruz. O açıdan. En fazla öğrenci de İngiltere'ye geliyor. Dolayısıyla İngiltere ekibinin iyi olması lazım. Ve İngiltere ekibi çok iyi vizede. Ankara Anlaşması da bir vize türü olduğu için gayet iyiyiz yani o konuda, evet. İstersen bir bizim iş sürecinden bahsedelim. Yani bu bayağıdır biz hani görüştüğümüz kişilere söylüyoruz. Çünkü düşünsene, birisini arıyorsun. Hayatın için önemli bir karar. Yani tabii. Sen üçüncü bir kişi olarak düşün. Başvuran arkadaşlardan birisin. Birisini arıyorsun, seninle görüşüyorsun. Ve diyorsun ki tamam hadi benim dosyama başlayın diyorsun. Ama arkada mutfakta neler dönüyor? Tabii. Yani bu adam, ya biz bununla bir gündür görüşmüyoruz. İki gündür beni arayıp sormuyorlar. Çünkü bana arada mesajlar geliyor. Bizim iş planı ne aşamada diye. Şimdi aslında öyle bir aşama yok yani. Hani şu an tuzunu attık iş planını, birazdan karıştırmaya başlayacağız diye bir aşama olmuyor bizim işimizde. Yani hazır oluyor. Buyur, hazır oldu oluyor. Güzel. Ama insanlar da haklı çünkü iki gündür benden haber alamıyor şimdi. Ya zaman olsa, şey olsa, böyle takip edebilecekleri bir şey olsa, hani şu aşamada bir internette yapabilsek yani. Loading diye yükleniyor en son. Az önce sorduğun soruya bütün geyiklerden sonra cevap veriyorum. Tamam. Bir sürü hata yaptım az önce de, artık oraları kesmiş olacaklar, siz görmeyeceksiniz. Bizi hatamıza sevin arkadaşlar. Biz öyle hatamızla, kusurumuzla karşınızdayız. Evet, aynen öyle. Bütün hatalarımız her tarafta. Bakmayın öyle, orası nasıl burası nasıl. Evet, neyse. Gülmekten yani, bu çekim ekibi var ya, prodüksiyon ekibi, acayip geyikler, bizi güldürüyorlar. Böyle arada kesmek zorunda kalıyoruz falan. Neyse, kusura bakmayın, özür dileriz. Şimdi şöyle, ilk görüşmeyi yapıyoruz. İlk görüşmeyi yaptığımız andan itibaren, yani daha doğrusu siz karar verdiğiniz andan itibaren süreç başlıyor. Ne başlıyor? Önce sizden belli evraklar, yani bir evrak listesi gönderiyoruz. O evrak listesinin üzerinden birlikte bir geçmeniz lazım. Çünkü orada 2-3 tane önemli konu var, başlık var. O 2-3 maddeyi güzelce üzerinden geçip anlatıyoruz size. Sonra siz hızlıca o evrakları hazırlıyorsunuz. O evraklar hazırlandıktan sonra o evraklar bizim açımızdan her şey ikiye ayrılıyor aslında. Bir business plan ekibi var, iş planı ekibi, bir de başvuruyu organize edecek çeviri ekibi var. Bu arada şunu özellikle söylememiz lazım. Artık evraklar kağıt olarak teslim edilmiyor konsolosluğa. Her şey soft copy, her şey bilgisayardan yükleniyor. Bir de şu var,
bütün işlem, yani insanlar sizi tanımıyor. Mesela bazı görüşmelerde bize, yani biz sizi tanımamız gerekiyor öncelikle. Evet. Ama çok iyi tanımamız gerekiyor. Fakat oradaki başvuruyu değerlendirenler sizi tanımadığı için dosya sizi o kadar iyi anlatmalı ki. Tabii. O dosyada sizi kağıt üzerinden değerlendirebilmeliler. Aynen. Yani sizin iyi niyetiniz, güzel insan oluşunuz, yakışıklı oluşunuz, burada çok iyi hayalleriniz olması, bunların hiçbir tanesinin maalesef kağıda dökemediğimiz, yazıya aktaramadığımız hiçbir şeyin bir anlamı olmuyor. Bu yüzden hani her şey bazen soruluyor ya bize, ben nereye gideceğim? Bir yere gitmeyeceksin. En son gidip parmak izi veriyorsunuz sadece. İmza o kadar imza atıyorsunuz. Pasaport teslim. Pasaport teslim ediyorsun. Hatta pasaportu bile değil mi? Teslim etmeyebilir de şansı da var. Parası yani, bilir, etmeyebilir. O süreçten sonra bizim tarafta şöyle bir hareket başlıyor. Ekibin bir kısmı iş planını hazırlıyor sizin için. Biraz geriden gidersek olur. Tamam, olur. Çünkü tabii. Biz ilk görüşmeyi yaptık. Tamam. Evrak listesi gönderiyoruz. Evrak listesi gönderdik. Bu evrak listesini biz yani yüzlerce şeyden sonra başvuruyla beraber sürekli gelişen bir evrak listesinden bahsediyoruz. Hı. Yani herkese çok net olsun diye, ama buna rağmen anlatılması gerekiyor. Çünkü size özel anlatıyoruz biz bunu. Hı. Yani A şahsıyla B şahsının durumu farklı olduğu için onu tek tek üzerinden geçip anlatıyoruz. O evrak listesini güzel anlattıktan sonra evraklar geliyor bize. Az önce o kısımdaydım da sen onu atladın. Öyle mi? Ben zannettim ki zannettim iş planın orayı. Tarafı ha, deyince okay. İş planına çünkü daha geçmedik ya. Biz daha kendimize anlaşamıyoruz. Bir dakika. Evrak listesi, yani siz evrakları tamamladıktan sonra bize gönderiyorsunuz. Bunları e-mail ile WeTransfer üzerinden gönderiyorsunuz. Biz onları alıyoruz, bir inceliyoruz, bakıyoruz. Sizin bir artık böyle bir geçmişinizi görmüş oluyoruz orada ekran üzerinde. Konuştuk zaten anladık ama bir de evraklarla görüyoruz. Sonra onlar ikiye ayrılıyor. Yani evraklar bir kopyası business plan hazırlayacak ekibe gidiyor. Diğer kopyası da çevirileri ve başvuruyu organize edecek arkadaşlara gidiyor. İkisi de aynı anda çalışıyor. Birisi iş planını hazırlıyor. Diğerleri de çevirileri hazırlıyor, evrakların düzenini kontrol ediyor. Bir eksik var mı, hata var mı birbiriyle. Mesela diyelim sermaye ayın 10'unda yatmış ama satış ayın 15'inde gerçekleşmiş. Burada bir absürtlük var mı? Hani tarihlerde bir uyumsuzluk var mı? Evraklarda bir uyumsuzluk var mı? Bunları kontrol ediyor arkadaşımız. Bir hafta 10 günde böyle bir süreç var. Sonrasında bunlar tekrar bir araya geliyor. İş planı ve bütün evraklar bir araya geldikten sonra 3 ayrı arkadaş kontrol ediyor. Ya mesela ben kontrol ediyorum. Benim ilgilendiğim bir aile dosyaysa ben kontrol ediyorum. Mehmet Bey kontrol ediyor, Barış Bey kontrol ediyor. En az 3 kişinin gözünden geçiyor yani dosya. O şekilde en sonunda başvuru tarihi alınıyor. Bu başvuru tarihi dediğimiz o konsolosluğun aracı kurumu olan şirkete gidip imzayı vereceğiniz, parmak izini vereceğiniz tarih. O tarih asıl başvurunun geçerli olduğu tarih. Peki evraklar nasıl teslim ediliyor? Online olarak en az bir gün öncesinden evraklar sisteme yükleniyor. Yani konsolosluğun sistemine yükleniyor. Yüklendikten sonra da başvuru tamamlanmış oluyor yani. Bu evrak listesini biz açıkladıktan sonra da orada geçen bir süreç var. Mesela bazen şöyle yaşıyoruz. Şimdi biz evrak listesini açık veriyoruz, anlatıyoruz detaylı bir şekilde. Sonra arada soruyoruz tabii ne oldu, ne yaptınız? Bakın sıkışacak çünkü biz planlama yapmamız lazım. Fakat bir sebeplerden gecikiyor. Şimdi başvuru sahibi de diyelim 2 hafta sonra evrakları tamamladı, 3 hafta sonra tamamladı. Evrakları tamamlıyor. Sonra arkasından mesaj. Hakan Bey bizim işler ne zaman biter? Bizim işimiz aslında yani tabii ki önce başladı ama bir yerde bizimle ilgili olan zaman ondan sonra işliyor. Ondan öncesinde bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve o evrakları tamamlarken de hani biz size hadi bakalım bunları tamamlayın da gelin gibi bir şey yok. Her aşamada yine görüşüyoruz. Yani siz şu evrak olur mu, bu evrak olmaz mı? Bunu çıkartalım, bunu ekleyelim. Bunu arada yine bize soruyorsunuz zaten. Sonra biz bütün olarak bu evrakları alıyoruz. Dediğin gibi işte iş planı bir yandan hazırlanıyor, bir yandan çeviriler hazırlanıyor, başvurular. Tabii bir de burada sıra var. Şimdi başvurular var ama onun evraklarını tamamlaması bir kişinin hemen onun işleminin başlayacağı anlamına gelmiyor. Ondan önce gelenler var. Onların sıraları yani bir kişi iş planını en az 4 günde hazırlayabiliyor. Kontrolü vesaire bir hafta sürebiliyorsun. Dolayısıyla o belli bir sırada gidiyor. Yani bir de biz bunu kısaltmıyoruz. Onu özellikle ben söylüyorum. Tabii yani bir günde hazırlarsan o berbat bir plan olur. 4 yani. Günse 4 günde hazırlanacak o. Yani bunu çok da öyle kompres sıkıştırmanın bir anlamı yok. Aynen. O zaman kalitesiz bir iş ortaya çıkar. Aynen. Peki muhabbette yani gelecek olan ailelere demek istediğimiz neler var? Böyle notlar almıştık da. Mesela ben not almışım. Şu an gelenlerde durum nasıl?
Yani geldikten sonra nasıl bir hayat onları bekliyor? Yani çünkü gelenlerin durumunu anlatırsak oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, burada nasıl bir hayat bekliyor onları? Sen nasıl görüyorsun geldikten sonra buradaki aileleri? Ya şimdi çok son dönemde özellikle çok fazla da gelen aileler oldu. Bir de bizim şehrimize, Coventry'ye çok gelen aile oldu. Güzel oldu. Bize de yeni yeni güzel dostluklar, komşuluklar oldu. Tabii ilk başta bir geçiş süreci var. Yani ben herkese aynısını söylüyorum. Ya ülke değiştiriyorsunuz. Bak, hani şehir değiştirdiğinizde bile birçok uyum süreci oluyor. Ülke değiştiriyorsunuz. Kendinize bir zaman tanımanız lazım. İlk başta bir şok süreci oldu. Heyecan ve şok süreci bence. Bilmiyorum doğru, sen daha iyi tespit ettin. Ya bizim öğrenciler de 3 gündür bu öyle dediğim. Ailelerde 3 ay. 3 ay evet. Şoku. Yani öğrenci 3 günde atlatıyor o süreci ama aileler bir 3 ay sürüyor yani. Yani Türkiye ile kıyaslamayı gelir gelmez bırakmak lazım. Tabii. Bence birinci derecede. O kıyaslamayı bir bitireceğiz kafamızda. Buradaki sisteme uyum sağlayacağız. Bir de aile olarak mesela çocuklu bir aile olarak düşünelim. İlk başta ev, barınma yani kafamıza sokabileceğimiz bir ev ihtiyacımız. Çocuklar için sonra okul, bakın öncelik sırasını koyalım, okul ihtiyacı. En azından bunun işlemlerinin başlatılması. Ondan sonra diğerleri işte iş kurulmasıydı, polis mesela. Bunda ayrıca gelecek miyiz yoksa bunun içerisinde mi? Polis. Çünkü yakalayıp attıkları var ya. Ya şöyle, 8. gün kapıya gelen dayanıyor. Ailelerde en büyük panik polis oluyor, polis kaydı. Geçen bir abi dedi ki, Ahmet Bey dedi 7. günü ya dedi polis kaydını biz yapmadık dedi. Abi neredesin dedim, şu an dedi evdeyim dedi. Abi sakın aşağı inme dedim, polis tutar seni kapıda dedim. Sakın dedim yani. Jandarma dedim. Jandarma tutar seni. Askeriyince. Her neyse, sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, polis kaydını çok önemsemeyebilirsiniz. Bunu biz buradaki polis merkezindekilerle de bir mevzu oldu, konuştuk. Onlar da diyorlar yani abartmayın hani bu kadar diye. Çünkü polis kaydının yapılabilmesi için %99 sizin burada bir evinizin olması ve faturaların gelmesi lazım. Evet, geçici polis kaydı falan yapabilirsiniz ama yani adamlar zaten yoğun, zaten bıkmış vaziyetteler. Onunla uğraşmayın yani, ona zaman ayırmanıza gerek yok. İnan ben bıktım ya. Yani bu polis kaydı sorusundan bıktım yani. Herkes soruyor polis kaydı ne yaptı? Ama kağıt da öyle yazıyor. 7 gün içinde başvuranlar da haklı. Ama pratikte böyle bir şey yok. Kadın yani. Geçen diyor ki telefonda. Dedim orada öyle yazıyor. Ya biz de bıktık zaten diyor ondan dolayı. Yani bu kadar şey değil diyor. Ya şöyle benim sıralamam şu. Buraya gelen ailelerde. Seninle aynı benzer de belki biraz ekleyebilirim. Önce kesinlikle kalacak yer. Başka hiçbir şeyi düşünmeyin diyorum ben. Bir zaman ayıracaksanız bir işe. Kalacak yer bulmaya, ev bulmaya ayırın yani. Evi bulduktan sonra işte ondan sonra okul çocukların okul kaydına odaklanırsın, polise halletmeye başlarsın, iş kurmaya başlarsın, iş bulmayla ilgili şeylere başlarsın. Ev bulmadan hiçbir şey yok yani. Bir de hepsi adresle ilgili zaten. O yüzden söylüyorum. Yani hani adresin olmadan, kalacak yerin olmadan bir şey değil. Aynen. Böyle adım adım gidiyor. Şu anki aileler de şu an adım adım gidiyorlar. Aslında değişen hiçbir şey olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu konuda biz hep gelen ailelere sakin olmalarını söylüyoruz. Çünkü sakin olan ailelerin işi 2 ayda bitiyor falan. Acele edenlerin de 60 güne falan tekabül ediyor değil mi? Evet. Garip gibi yani. Hani sadece stres yapmış oluyorsun evet. Ekstradan. Fazla da bir şey değişmiyor. Biz de geriyorlar yani. Biz geriliyoruz evet. Kendini geriyorsun. Ya rutin, işini takip etmek lazım. O ayrı bir şey. İşi takip edip ama stres yapacak bir şey de yok yani. Hani benim için ne kadar geçerliyse kurallar buraya geldikten sonra sizin için de aynısı geçerli. Bekliyorsunuz yani bir mail atıyorsunuz, bekliyorsunuz ondan sonra. Bir şey yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. Böyle oluyor yani. Şimdi bir de şey var. Mesela sana sorayım bunu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? İlk geldiler ne tür masraflar oluyor? Uçak biletinden alalım mı biraz? Olur uçak biletinden. Yani çünkü gelecekleri şehre göre, şimdi Türkiye'den baktığınızda Londra biliniyor ve ilk Londra uçak biletlerine bakılıyor. Londra diğerlerinden daha ucuz. Ama mesela Coventry'ye geleceksen Birmingham'da almak daha mantıklı. Birincisi bu ülkeye ilk kez geliyorsun. Treniydi, otobüsüydü bununla uğraşmak istemezsin. İkincisi 3-4 kişi geliyorsan onların tren, otobüs masraflarını toplayınca burası daha ucuza denkliyor. Yani o tabii ki şöyle bir şey var. Birmingham'ın bayağı pahalı geliyor. Ben de ısrar edemiyorum o yüzden. Anlatamıyorum da bak sen Stansted'e ineceksin. 4 saat oradan buraya yol geleceksin. Bir de onun uçak bileti otobüs biletini ayarlayacaksın falan. Anlatmam zor oluyor gerçekten. Hadi diyorum ben yani. Ama gerçekten zor oluyor yani. Orada çünkü hesaplarken uçak bileti genelde bizim öğrencilerde de biliyorsun.
en pahalı olan şey o zannedilir. Uçak bileti zannedilir. Oysa yani en küçük rakamdır o yani bütün totalde. Toplamda bir şey. Sonraki masraf var. Bir de şey özür dilerim biz bile mesela ailece gidip geldiğimiz halde hani o kadar aslında alışkın olduğumuz halde buradan gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü yolculuk yorucu bir şey. Sıkıcı oluyor. Buraya geldi geçici bir konaklama. Gelmeden önce ayarlaması lazım. Gelmeden önce. Airbnb diyoruz onu. Aileyse özellikle. Airbnb'den bir hafta iki hafta konaklama. Herkes diyor ki 3 gün ayarlayayım 3 günde hemen evi tutarım. Yok, oluyor mu öyle bir şey? Yok ben henüz yani var da rekor tutsa kırdı. Da alamaz. Alper abi evet Alper abi ertesi gün tuttu ama bir hafta sonra evin anahtarını alamaz. Tutsa da evin anahtarını alamaz. Çünkü ev hazır değildi. Sonra? Bunu tuttu sonra da ev aramaya başlayacak. Tabii. Ev yani o evin içine girdikten sonra ev aramaya başlayacak. Yani Airbnb bir masrafı var günlük 30-40 pound ya da 50 pound neyse tuttuğu eve göre değişir. Uçak bileti masrafı var. 300-400 pound kişi başı gidiş dönüş alırsa ya da tek gelirse 200 pound. Tek geliş pound. Genelde hani ilk başta alıyorlar. 150-200 pound diyelim. Sonra evi tutacak. Evi nasıl tutacak? Şimdi ev normalde burada biz gidip bir ev kiralamak istesek bizim kredi geçmişimize bakılıyor. Fakat Türkiye'den gelenlerin kredi geçmişi olmadığı için alternatif bir şey sunması evet, lazım. Tabii. Bu da para peşin kuralı. Paran varsa ne rahat. Aynen. Yani 3 ay veya 6 ay, genelde 6 ay. 3 ayı kabul eden çok azdır. Size 6 aylık kontrat yapıyorlar, 6 aylıkta peşin ödüyorsunuz paranızı, evet, kiranızı. Evet, evet. Yani bunu ilk başta göze almak lazım. Zaten ödenecek, baştan ödeniyor. 6 aylık kontrat, 6 ay sonra da yine bir 6 aylık daha ödeyerek bunu uzatabilirsiniz. Eğer yeni bir eve geçmek istemezse. Onların maliyetleri işte ya o çok değişken yani. Bir şey de orada bir şey söylemem lazım. Şimdi bizim Türkiye'de tabii belli alışkanlıklarımız oluşmuş sevgili dostlar. Zannediyoruz ki 6 ay peşin ödeyince şöyle oluyor. O adam paramızla faiz kazanıyor falan zannediyoruz. Öyle bir şey yok burada. O adamın derdi şu aslında. Daha önce bizler gibi gelen Türk aileler, çocuklu aileler kiralarını ödememişler. 3 ay, 6 ay, 1 sene ödememişler. Adamlar, emlakçılar, ev sahipleri davalar açmışlar. Burada şöyle bir kural var. Bir evde çocuklu bir aile yaşıyorsa kirasını ödemese bile mahkemeye bile gitse ev sahibi en az 1 sene hatta 1,5-2 sene süren davalar da var dışarı atamıyorlar. Tabi mahkeme masrafı o bu falan ev sahibine çok kötü giriyor yani konu. Yani öyle oluyor açıkçası. O yüzden ev sahipleri ve emlakçılar, ortaklıkların dernekleri, vakıfları vesaire böyle karar almışlar. Kesinlikle garanti görmek istiyorlar aileyi yani her şeyiyle görmek. Parası var mı, imkanları yerinde mi? Bunu görmek istiyorlar. O yüzden hiç böyle hani ya bizim paramızı işte 6 ay alacak adam falan diye düşünmeyin. Bu böyle bir şey. Bunu kabul edin baştan. Bir de depozit var. Tabii bir de 6 ay plus depozit var. 1,5 ay. 1,5 5 haftalık yani. Alıyorlar ya da 6 haftalık alıyorlar. 1,5 ay. 1,5 aylık diyelim. Öyle alıyorlar evet. Onu da öde. Mesela diyelim Coventry'de olsa 800 pound'da bir ev tutsanız işte 6000 sterlin falan ortalama peşin ödeyeceğiniz bir nakit para var. Bir de ev tutmak bulmak da zor burada. Yani burada zaman emlakçılık iyi bir iştir. Hani kaliteli, iş. Kaliteli bir iştir. Türkiye'de algısı kötü emlakçı. Algısı evet. O yüzden hep sahtekar burada herkes yani direkt ev sahibinden kiralamak çok bilmiyorum milyonda bir, binde bir falandır herhalde. Tabii çok az. Ev sahibi de bununla uğraşmak istemez. Emlakçı da emlakçı üzerinden yapmak da daha sağlam. Kanunen falan diğer şeylerde. Evi de kiraladık mı? Bir de bak burada atladığımız bir şey var. Gelmeden önce hazırlıkla ilgili birkaç şey aklıma geldi. Bunu bizim Umut da çok güzel anlatmış videolarında. Herkes oradan da öğreniyor. Biz de tekrar söyleyelim. Bir Monzo kartı. Evet. Gelmeden önce mutlaka Monzo kartı. Burada bir adres gösteriyorsunuz tanıdıklarınızdan birisinin. Bizim ev zaten şey oldu, adres göstere göstere. Yakında baskın yapacaklar buradan. Göçmenlik bürosundan gelecekler bizim evde. Gelmeden çünkü adresiniz olmadığı için bizim evi gösteriyorlar genelde. Monzo kartı bir günde geliyor. Monzo application'ını indiriyorsunuz. Hemen bir gün sonra sizin buradaki adrese geliyor. Onu online olarak da kullanabiliyorsunuz. İkincisi, Türkiye Ekonomi Bankası'ndan hesap açtırabilirsiniz. Şu an için en kolayı o. HSBC'nin falan da var ama HSBC karıştı herhalde şimdi. Türkiye'de satılıyor mu bir şeyler bir var. Bir şey o kapanıyor. Her neyse. TEP'te hem Türk lirası hem de pound hesabı açtırın. Türk lirası şeyleri paranızı neydi? TransferWise üzerinden buradaki bankanıza da transfer edebileceksiniz. Monzo'ya da. TEP'teki pound hesabınızdan da kartla burada günlük 300 lira 500 pound arası tamamen ücretsiz çekim yapabiliyorsun. Nerelerden çekebiliyorsun? Barclays'den anlaşmış. Hep anlaşmış. Böyle de bir şeyi gelmeden önce yapsanız iyi olur.
Başka gelmeden önce yapılacak bir şey yok yani. Hani ilaçlarınız, şunlar bunlar, onlar ayrı konu yani. Evet. Geldik, evi tuttuk. Evin ne masrafları oluyor şimdi başka? Council tax, belediye vergisi. Evde mesela herkesin sorduğu mobilya. Ha, mobilya. Nasıl olacak mobilyaları? Mobilyalı da tutabilirsin, mobilyasız da tutabilirsin. Bu birazcık karşına çıkacak. Bana diyorlar mobilyalı mı iyi, mobilyasız mı iyi? Valla bence evi buldun mu mobilyalısına bakma bak, diyorum. Mobilyası evin temizse. Yeri güzelse, mobilyası temizse niye uğraşacaksın? Evet. Değilse de şu şeye girmemek lazım, bu önemli. Yani ya bu mobilyayı ben sonra çıkartırım diye bir şey yok. Yani inanın şöyle hiç beğenmediğiniz bir tane kanepe başınıza dert oluyor ondan sonra. Onu baştan ama söyleyebiliyorsunuz. Ben bu mobilyaları istemiyorum. Bunları çıkartın diyebiliyorsun. Bu mobilyalar kalsın diyebiliyorsun. Bu şekilde seçebiliyorsun mobilyalıysa. Mobilyasızsa da işte IKEA'mız var. Tabii. IKEA'mız. IKEA candır. Candır yani gerisi hızlıca işimizi çözer yani hemen. 2-3 bin pound'a koca bir aynen. rahatlıkla yapılır. Bak yani. Herkesin sorduğu şey, merak ettiği, mobilyasız deyince zannediyor ki işte şey olmayacak, neydi? Ha. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın olmayacak. Şuradan görün de oradan sayayım dedim. Onlar olmayacak zannediyorlar. Onlar oluyor, genelde oluyor. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın. Bunlardan belki buzdolabı olmayabilir de yine bakarsınız ama bunlar genelde olabiliyor. Ve çok değerli şeyler olmadığı için burada çok kıymeti harbiyesi evet. yok. Yani. 200 pound, 250 pound da ortalama bir şey alabiliyorsun. Evet. Bir şey var, belediye vergisi ödeyecekler. Onu peşin ödemeyecekler. Peşin ödemeyecekler yani ay ay o ödenecek. Vallahi yıllar sonra öğrendim ben onu. Yani belediye vergisini değil de belediye vergisini ödemeyince çok kötü cezası varmış. Yani burada elektrik, su, doğalgazı geciktirin ama belediye vergisini asla geciktirmeyin. Daha doğrusu bizim Hakan abinin söylediği şey kraliçeyle ilgili, kraliyetle ilgili olan bir ödeme varsa yani direkt onları ilgilendiren kesinlikle aksatmayın. İkinci aydan sonra direkt dava, mahkeme ve beylif geliyormuş. Yani ne beylifin? İflas şeyi yok, var. İflas haciz. Haciz geliyormuş. Evet. Belediye vergisi yaklaşık işte o evine göre değişir. Evet. 100, 150, 200. Yani 100 ile 150 arası şu an Coventry için söylüyorum. Bilmiyorum, Londra'yı şu an unuttum ben de artık. O da o civarlarda. Yani bir 4 yataklı dolu ev olsa 180'e kadar çıkıyor. Çıkıyor 180'e de ben görmemiştim. Bak o kadar evimiz olmadığı için henüz bilmiyorum. Çıkıyor. Çıkıyor. Biliyorum diyorsun. Güzel. Başka... Aylık elektrik, su, doğalgaz masrafı ne oluyor? Ben onu ortalama 100 diyorum. Yani. Aynen öyle. Yani. Geçen ben oturdum hesapladım. Üşenmedim. Çünkü burada aylık gelmiyor faturalar. Böyle 2 ayda bir. Ben diyorum ki bundan herhalde canları sıkılıyor fatura gönderiyorlar. Yani böyle 2-3 ayda bir estimated bir şey gönderiyorlar. Şey gibi müflis tüccar eski defterleri karıştırmış. Para biraz azalınca herhalde fatura gönderiyor. Şöyle değil. Aylık düzenli fatura gelmiyor. Hı-hı. Tamam mı? Bir de estimated fatura gönderiyorlar. Yani o evin tamam, ortalama bir hesabını yapmışlar zamanında. Bu evde bu kadar insan yaşıyor. En son ayrılırken sayaç numara şeylerini veriyorsun, bilgilerini. Sonra Altakya, Verkül'e hesaplaşıyorsun. Bizim mesela önceki evden 9 pound fazla almışlar bizden. Onu geri çek olarak gönderdi arkadaşlar. Çok tatlı oluyor. Güzel oluyor. Evet. Peki elektriği suyu nasıl açtıracağız? Onlar açık oluyor. En çok yeni gelen ailelerde gördüğüm bir şey. Evi tutuyoruz. Elektriği suyu nasıl açtıracağız? Çünkü herhalde Türkiye'de kapalı mı oluyor? Yani öyle bir şey var herhalde. Yani. Vardığın zaman bir eve gidip açtırman gerekiyor yani. Yok burada sadece sayaç numarasını okuyorsun. Hemen kaydediyorsun. Zaten genelde emlakçılar kaydetmiş oluyor onu. Ondan sonra başlıyor. Otomatik olarak geliyor evet. Evet. İnternet 25. 25. 20 pound'a da var. 25'e 25. De var. Evet. Telefon paraları ayda 10-15 pound falan. Bu kadar. Başka ne olur? Başka yaşam maliyetleri. Totalde bir diyelim iki çocuklu bir ailenin yaşam maliyeti ne kadardır? Mutfak masrafları. Total tümünü söylüyorum. Coventry için söylüyorum. Ya da Londra dışında Coventry benzeri şehirler için söylüyorum. Manchester olsun, Liverpool olsun ya da ne bileyim. Ya minimum yani 1500'e yaşar bence. 1500'e yaşar. Aile. Ya ama şu var, yaşar derken hani... Nasıl yaşar? Ya ilk böyle gelen bir aile ölmeyecek kadar mı şey mi yoksa? Yani normal bir şekilde yaşar ama öyle ekstra sosyal bir hayatım olsun vesaire biraz daha artar. İleride yani o iler. Yani biz gelen bir aile, konuşuyoruz şu an yani yeni gelen bir aile, ayda 1500 falan, 2-4 kişilik bir aile giderinin olacağını düşünsün Londra dışında. Araba durumunu söyleyelim. Onu da konuşalım. Evet, arabayı söyleyelim. Sen araba konusunda bu sıralar uzmansın bayağı. Evet, bunu bahset istersen. Tecrübelerini aktaralım. Hiç oralara girmeyelim. Evet, arabanın evet. kendisi, parçası, her türlü, her türlü uzmanlığımızın içinde. Ne kadar burada arabalar? Ondan bahsedelim.
Ya sizi ayağınızı kesecek bir arabayı 1000 pound'a bile alırsınız. Çok yani. Rahat. Çok rahat alırsınız. 1000 pound'luk bir araba sizi yani 2006, 7, 2008, 2000 model küçük bir araba, bir aile arabası 1000 pound'a bulunur. Sigorta. Sigorta biraz şey var. Sigorta 1300, 1500, 2000 pound olabilir yani. Yeni gelenlerde gördüm ben. 1200, 1300'e falan oluyor. Ya geçen işte isim vermeyelim. Bir yaptık da 1300 pound falan. Hatta normalde çok pahalı, güzel bir arabaydı. Normalde o ben ondan 2000 falan beklerdim ama işte bir iki tane böyle yurt dışından yeni gelen ehliyetlere veren firmalar sigorta yapıyor. Onlar 1300'e falan yapıyorlar. Yani biz 1300-1500 civarı diyelim yıllık. Ben şöyle diyorum, hani arabayla sigortanın parasını toplayın, araba fiyatı buymuş diye düşünün, o zaman içiniz rahatlıyor. Evet. Hani ayrı ayrı düşününce rahatlayamıyorsun. Evet, evet, evet. Arabalar da öyle. Arabalar ucuz, benzin sigortalar de pahalı. Pahalı değil, yani 1.30 falan değil mi şey? Evet, dizel. 1.30'lar da evet. Yani Türkiye ile hemen hemen aynı herhalde oluyor. Ama bir daha Türkiye'den şey. Pahalı burası. Türkiye'den TL'ye pahalı. Çevirirsen pahalı. TL'ye ama buranın pahalı. İçeriğinde. Yani 1.30 falan işte. Aynen, güzel. Aynen. Başka... Yani başka, valla... Arkadaşlar biz konuşsak gideriz yani. Çok da dertliyiz bazı konularda. O dertlerimizi de konuşuruz. Ama hani çok da uzatmayalım. Bilmiyorum, dağıtmayalım. Neye ihtiyacınız varsa onu konuşmaya çalışıyoruz. Biz buradayız. Siz sorularınızı sorun bence. Bol bol soru. Hatta yorum kısımlarına bol soru sorun. Çekeriz. Video devam ederiz yani. Video çekmede. Abone olun. Şuraya. 3-4 yere yapalım da hangisi tutarsa. Bir tanesini yani şuraya koyalım ya. Şuraya telefonumuzu, e-mailimizi, bir şeylerimizi buraya. Bilgiler aksın, burada aksın. Şuradan şöyle. Şurada şöyle aksın böyle. Yok böyle akıyor. Ya da göbeklerimizi kapatsın. Şurada şöyle aksın. Tamam. Bakarken şöyle akıyor değil mi? Neyse. Bir şey işte yani. Evet. Hadi kapanışı sana vereyim. Tamam. Buyur. Teşekkür ederim. Şunu alayım ya. Tamam, Özal aklıma geldi yine. Kalem on numara. Ekrana doğru, kameraya doğru yap. Kameraya doğru. Abone ol falan değil mi? İzleyin falan. Abone olmayı unutmasınlar yani. Gerçekten. Ha, bak, abone olur. Değil şöyle bir taraf var. Hani biz abone sayısı artmasıyla ilgili kaygılardan çok abone olduğunuzda yeni video geldi, notification açtığınızda hani haberiniz oluyor. Yeni bir gündem oluyor, yeni bir şeyden bahsediyoruz. Ya en azından düşünün yani bu kadar çekim yapıyoruz. Bir kapınızı çalıyoruz yani. Siz de bir izlemiş olursunuz. O yüzden abone olun deriz yani. Evet. Tamamdır, kendinize çok iyi bakın. Biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Şu an ciddi bir yoğunluk var. Yoğunluğumuz da devam edecek görünüyor. Çünkü İngiltere'nin ne yapacağı belli değil. Bunu da ayrıca yine bir söyleyelim. Hani ayrı videolarda yine olacak ama İngiltere'nin ne yapacağı şu an hala belli değil. O yüzden bekliyoruz. Yani her Nisan ve Ekim'de yeni kanunlar çıkıyor biliyorsun burada. Evet. Bir sürpriz çıkmasın diye böyle şey yapıyoruz bizim için de herkese. O yüzden başvurmak isteyenler, karar verenler bir an önce başvursunlar yani her yerden. Profesyonel bir firma bulun. Bizim ekibimiz iyi söyledik ama gönlünüz böyle hani içiniz hangi firmada rahat oluyorsa ondan başvurun yani. Ekiple ilgili ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim şimdi normalde senin dediğin gibi biz 10 yıllık bir eğitim firmasıyız. Ve bütün ekibimizi biz eğitim firması üzerine kurduk. Kendi bizzat çalıştığımız sürekli arkadaşlarımız var. Yurt dışı eğitim yani. Yurt dışı eğitim üzerine. Şimdi Ankara Anlaşması ile ilgili de kaliteli insanlarla, iyi insanlarla çalışmak istediğimiz için direkt olarak biz kendi çalışanımız olan arkadaşlarla değil, profesyonel ve sürekli çalıştığımız arkadaşlarla çalışıyoruz. Böyle olunca yani seçebiliyorsunuz, iyi bir hizmet, iyi bir verim alıyorsunuz. Şey kısmı için söylüyorsun ama bunu. Business planla ilgili kısmı. Evet, business planla ama ilgili. Ama asıl vize ekibi daimi ekip. Ha, o zaten. Bizim sürekli çalışıyoruz. Evet. Business planla ilgili olan kısım. Tabi bu da maliyetlerimizi biraz artırıyor bizim ama güzel oluyor yani iş. Gerçekten iş planları çok iyi çıkıyor. Ben duydum, gördüm de 8 sayfa 10 sayfa iş planı hazırlıyormuş. Tabii maliyeti çok düşük olur yani 8 sayfa iş planı. Bizim çalıştığımız arkadaşlar 30 sayfa 40 sayfa plan hazırlıyorlar ve çok kaliteli hazırlıyorlar. O planı uygulasanız burada zaten başarılı olursunuz. Evet. Yani o planı böyle sıkı bir takipçisi olsanız İngiltere'de ciddi para kazanırsınız. Evet. Kapatamadık. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi İngiltere'de görüşmek üzere. Selamlar.